Kıymetli misafirlerimiz, Şelebiye Dernekler Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu 2023 yılı son bölge toplantısına hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılını öncelikle kutluyorum yönetim kurulu adına. Nice 100. yıllar diliyorum. Bugünkü bölge toplantımıza ev sahipliği yapan Bağcılar Belediyesi'ne Federasyon Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum. Açılış konuşmalarını yapmak üzere Federasyon Başkanımız Sayın Haydar Bektaş'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli hemşehrilerim, çok kıymetli dostlarım, arkadaşlarım, komşularım, hoş geldiniz. Bu 29 Ekim sabahı sizlere vermiş olduğumuz bu rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Ama birlikte olmayı da çok çok önemsiyoruz. Öncelikle Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım var. Bağcılar Belediye Başkan Yardımcımız, sivil toplumlardan sorumlu Başkan Yardımcılarımız, çok kıymetli ağalarım, Federasyonumuzun kurucusu Başkanımız Ahmet Turan Altun, dernek başkanlarım, muhtarlarım, bizim delegelerimiz, temsilcilerimiz ve hanımefendiler, beyefendiler. Kahvaltılı toplantımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Öncelikle anlamlı ve önemli bir günde bir arada olmamız gerçekten çok değerli benim için. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet diyorum. Yaşasın Cumhuriyeti. Dostlar, bu önemli günde Cumhuriyet'le ilgili iki kelime etmek gerekiyor. Eğer yapmazsak yanlış yapmış oluruz. Bize Cumhuriyet'i belki de yanlış anlattılar. Belki de biz yanlış anlattık. Öğretmen olmamız nedeniyle bunları çok iyi biliyoruz. Çünkü ne diyorduk? Soruyu soruyorduk. Cumhuriyet ne demek? Öğrenci yazıyordu. Bir yönetim şekli. Doğru. Doğru cevap. Tabii ki bir yönetim şekli. Ama onun yanında Cumhuriyet'in çok diğer faziletleri var. Çok daha değişik anlamları var. Cumhuriyet demek özgürlük demek. Cumhuriyet demek bağımsızlık demek. Cumhuriyet demek çocuk demek. Cumhuriyet demek kadın demek. Cumhuriyet demek dostluk, barış ve hoşgörü demek. O anlamda öncelikle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm silah arkadaşlarını ve bu yolda bu ülkenin kurtuluşu ve bağımsızlığı uğruna can vermiş olan tüm şehitlerimizi saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Huzurlarında eğiliyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah kanı rahmet eylesin. Evet, bu pazar gününde tabii ki fazla konuşmamızı uzatmanın da gereği yok. Çünkü konuşmacılarımız var. Zaman biraz kısıtlı. Saat 10 gibi, 12 gibi bırakmanız lazım. Salonu boşaltmanız lazım. Öyle bir talimat vardı. Dostlar, biz 2019'da göreve geldikten sonra biliyorsunuz ki dünyanın başına bela olan pandemiyle karşılaştık. Ve o 2 yıl boyunca etkinlik falan düzenleyemedik. Bunu biliyorsunuz. Daha önce de söylemiştik. O nedenle işte bazı eleştiriler de oldu. Federasyon ne yapıyor? Ne yapabilir? Ne yapar? Ne yapmıyor? Ne bileyim, türlü sorular soruluyordu. Fakat millet bunun yani pandemiden dolayı olmadığını biliyordu ama gene de olsun diye soru sorsun. Sadece işte egosunu tatmin etsin diye bu tür dedikodular yapılıyordu. Ve nihayet pandemiyi bitirdik. Pandemiden sonraki yıl ne yaptık? Gecemizi yaptık. Festivalimizi yaptık. Çok başarılı bir şekilde de güzel bir festival yaptık. Halkımızın katılımı olsa olsun. Bunun dışında tabii birçok çalışmalar yaptık. Onları şimdi burada anlatmanın gereği yok.
Diğer yıl da ikinci yıl, yani ikinci dönemin ikinci yılında da tekrar bu sefer 6 Şubat'ta meydana gelen depremle karşılaştık. Şanssızlık ya. O yılda gece yapamadık. Belediyeler deprem nedeniyle eğlenceleri, bu tür toplantıları şey görmeden, yasaklanmadı ama sıcakta bakılmadı. Biliyorsunuz bizim de sivil toplum örgütlerinin en sığınacağı yer belediyelerimizdir. O anlamda tüm belediyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün de yeri gelmişken bu yeni burada bu salonu bize uygun gören öncelikle Sayın Belediye Başkanımıza, Abdullah Özdemir Başkanımıza, Başkan Yardımcılarımıza, bize yardımcı olan tüm belediye personeline çok çok teşekkür ediyorum. Şeref yerlerine Ekber Federasyonu adına ve tüm şeref yerlerine. Geldik pandemiden sonraki ikinci yılda, söylemiştim, gecemizi yaptık, festivalimizi yaptık. Daha sonra Küçükçekmece Belediyesi'nde de bir böyle bir güzel kahvaltılı toplantı düzenledik. Ondan sonra da 2023 yılının festivalini yaptık. 2023 yılı festival ağamız da burada. Ağamıza üstlenmiş olduğu görevden dolayı tekrar çok teşekkür ediyorum. Güzel bir festival geçirdik, festival dönemi. Festivalimize katılımın çok yüksek olduğunu gördük. Hiçbir yıl olmadığı gibi gerçekten insanlar oturacak yer bulamadılar. Ayakta izlediler, dinlediler. Halkımıza bu katılımdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Ve geldik bugüne. Tabii ki çalışmalarımızda memnun olan da vardır, olmayan da vardır. Eksiklerimiz vardır. Yapamadıklarımız olmuştur. Bundan dolayı eğer yapamadıysak mutlaka sorun varmıştır. Mutlaka bir sebep varmıştır. Tabii ki gönül üstelik daha iyisini yapmak, daha güzelini yapmak. Bizim halkımız her şeye layık. Her şeyin en güzeline layık. Onlar için gerçekten çalışmak, zaman ayırmak, zaman harcamak hiç önemli değil. Yeter ki halkımız böyle bir toplum bir arada dostça, kardeşçe bir arada yaşamın sürdürülmesi için bunların gerek olduğunu biliyoruz. Zaten bu amaçla da bu federasyon ayaktadır. O yüzden tekrar anlayışınız için çok çok teşekkür ediyorum. Dostlar, fazla zamanınızı almamak için zamanımız geldi. 26 Aralık'ta Kasım'da pardon. 26 Kasım'da olağan genel kurulumuzu yapacağız. Bu olağan genel kurulda tabii ki sizleri tekrar aramızda görmek isteriz. Biz de yapamadıklarımızı bu bir dönemde daha iyisini yapabileceğimiz düşüncesiyle biraz da elimizin biraz daha rahat olduğunu düşünerek, olacağını da düşünerek tabandan gelen siz delegelerden, halkımızın, çevremizin, bölgemizin ileri gelen iş adamlarında, dostlarımızda, bizlerin her zaman yanında olan dostlarımızın da teveccühü ve bizlere olan güveni nedeniyle özellikle üzerimize yapılan baskı, rica nedeniyle bir daha bu görevi bir dönem daha yapmayı arkadaşlarımızla görüştük ve uygun bulduk. Eğer siz de uygun görürseniz, tabii ki bu olay delegelerin ve siz değerli dostların da kararıyla oluşacaktır. Biz bu işi yapmaya, bu görevi tekrar üstlenmeye kararlıyız, gönüllüyüz. Allah utandırmasın diyorum. İnşallah daha iyilerini yapmak için huzurlarınıza çıkmak istiyoruz. Beni bu konuda arayan, soran eşimize, dostumuza, arkadaşımıza, yarenlerimize, yoldaşlarımıza, siz değerli hemşehrilerimize çok çok canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere vermiş olduğunuz destekten dolayı Şerefiye Dernekler Federasyonu
yönetim kurulu olarak sayın ağalarımıza, sayın dernek başkanlarına, değerli muhtarlarımıza, köydeki bulunan halkımıza, yeni seçilen dernek başkanlarımız var burada. Benden sonra onlar da tanıtım yapacak, zamanımız kısıtlı. Bu arada 2024 Festival Ağamız Adnan Savaşoğlu aramıza katıldı. Başkan Ağam hoş geldiniz. Fahrettin Ağam'ın yanında oturuyorlar. Belki görmediniz. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Beni dinlediğiniz için, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor. Hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Yeni seçilen dernek başkanlarımızın tanıtılmasına geçiyoruz. Erhan Apaydın ve yönetim kurulu davet ediyorum önce. Sayın Bağcılar SZK temsilcilerimiz, Sayın Başkan Yardımcımız, Federasyonumuzun Kurucu Başkanı Sayın Ahmet Hocam, Federasyonumuzun Yönetim Kurulu, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yönetime tekrar güven tazeledik. Tabii zor bir iş üstlendik ama başaracağımıza ve başardığımıza inanıyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Afiyet olsun. Şimdi Arnavutköy Köyü Dernek Başkanı Savaş Bursu ve yönetimini davet ediyorum. Herkese merhabalar. Değerli dernek başkanlarımız, toplum kuruluşu başkanları, öncelikle bu kahvaltı etkinliğinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz derneğim ve köyüm adına. Dernek yönetimine yeri aldık. Bir gençleştirme işi yapmak istedik açıkçası süreç içerisinde. Buradan ayrıyeten yaklaşık 7 yıl kadar dernek başkanlığımızı yapan Dursun Bektaş'a da çok teşekkür ediyoruz. Sürecin yeni başkanların, yeni yönetimin herkese hayırlı olmasını ve kolay gelsin diyorum. Ben de Tahir Cemal'ın adını alıyorum. Gayet Demir. Doğru. Nihat Demir. Dilek Pınar Köyü Dernek Başkanı Sayın Fahrettin Tekneci ve yönetimini davet ediyorum. Sayın Belediye Başkan Yardımcıları. Sayın Şerefiye Federasyon Başkanı Belediye Arkadaşlarımız. Saygıdeğer Şerefiye'li dernek başkanları ve yönetici arkadaşlarımı herkese saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bizim geçen hafta bir genel kurulumuz oldu. Genel kurulda arkadaşlarımı köylerimiz beni divan başkanı olarak seçmişti. Burada iki tane liste olunca bu bir örnek olsun diye anlatmak istedim. İki listede birlik olmaz, ayrılık var. Yani bu dedim ki ya burada iki listeye gerek yok. Yarışacaksak tek liste olsun. Ama burada kabak bizim başımıza patladı. İşte bir şey olmayacak bir şey yok. Şunu demek istedim. Bizim diğer köylerde yaklaşık 25'e yakın bizim Şerefiye'nin köyü var. Bu köylerde de bak muhtarlık ve dernek yönetimi tek liste olursa Şerefiye güçlü olur. Sivas güçlü olur, Türkiye güçlü olur yani. O yüzden bu konuda özellikle federasyonumuz bu konuda öncelik olan köylerde muhtarlık olsun, dernek yönetimi olsun, bu konuda öncülük ederse çok memnun oluruz diye düşünüyorum. Ben 2023 yılında festival ağasıydım. Bundan önce nasıl Şerefiye'nin yanında olduysa inşallah bundan sonra da her zaman Şerefiye'de abilerimizin, kardeşlerimizin yanındayım yani. Teşekkür ederim. Erol Tekne, Cevdet Ağurut, Ferhat Çakmak, Yakup Baydaroğlu, Özkan Çelik. Şöyle, ben yaklaşık 20 yıldır bu STK'larda görev alıyorum. 4-5 dönemlerde yine federasyonda görev aldım ama Pazarbelen köyümüz bir ilgi gerçekleştirdi. Bu dönem Pazarbelen Köyü Derneği yönetimini dernek başkanı bir bayan. Bayan arkadaşlarımıza görev vererek yönetimde başka bayan arkadaşlarımız var ama dernek başkanımız bir bayan ve ilk defa bir bayan başkan yöneticimiz oluyor. Kendisine hayırlı olsun diyorum ve kürsüye davet ediyorum. Pazar günü dernek yönetimine. Hoş geldiniz diyorum. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Heyecanlarımı sanmıyorum. Benim ağrım
okuyorum. Önce merhaba diyorum. Adım Emel Parlak. Adım Emel Parlak. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Kendim çalışıyorum. Ondan sonra köyümüzün bana sunduğu bu yönetimden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Kendimi ifade edemiyorum. Sağ olun, var olun diyeyim. Hep olacak, inanıyorum. Hepinizin destekleriyle de olacak bu. Hepinizi seviyorum, ne diyeyim şimdi? Öncelikle gelmiş olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Hem Türkiye'nin hem buradaki tüm komşular, dostlar, akrabalarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Görüşmek dileğiyle. Merhabalar. Herhalde bu yönetimde en genç benim. Yüzüncü yılını kutluyorum. Büyüklerimle ödevimi yapıyorum. Teşekkür ederim herkese. Merhabalar, ben Yusuf Tuda. Hepinize hoş geldin diyorum. Afiyet olsun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Sercan Doğan. Cumhuriyetimizin bu özel gününde hepinizi burada görmek çok güzel. Afiyet olsun diyorum. Gündemimizin üçüncü maddesi protokol konuşmalarına geçiyoruz. İlk önce federasyon kurucumuz ve federasyonumuzun İlk başkanı olan Sayın Ahmet Turan Altınur konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Sayın Belediye Başkan Yardımcıları, Sayın Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Sayın Federasyonumuzun delegeleri, Sayın misafirler, Sayın festival ağalarımız, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, böylesine anlamlı ve güzel bir günde şerefiyeleri, şerefiye sevdalarını bir araya getiren Şerefiye Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu'na canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün anlamlı bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 87 milyon Cumhuriyet coşkusunu büyük bir hazla kutluyoruz. 1919 yılında başlayan milli mücadeleyi 4 yıllık bir başarılı savaşın ardından zafere ulaştıran ve 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde saygı, sevgi, rahmet anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. 100 yıl içerisinde gördük ki Cumhuriyet'in bizlere kazanımları çok büyük. Cumhuriyet'in değerlerine bugün her zamankinden daha çok sahip çıkmak zorundayız. Ve çevremizdeki ülkelere baktığımızda etrafımızın ateş gölüne ateşle yandığı bir ortamda biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları iyi ki Cumhuriyet yönetimine sahibiz. İyi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti bizlere armağan etmiş olsun. Bu arada yine Müslüman kardeşlerimiz Gazze'de İsrail ateşi, İsrail topları, İsrail bombaları altında inim inim inlerken gerçekten de insanlık tarihi büyük bir utanç içerisinde adeta bu olaya seyirci kalmaktadır. Dileğim bir an önce tüm dünya devletlerinin ve milletlerinin Gazze'deki bu insanlık dramına son vermeleri ve Müslüman kardeşlerimizin İsrail zulmünden kurtulmalarını sağlamalarıdır.
Sevgili şerefliler, bugüne kadar bizler hep toplantılarımızda şunu söyledik. Dedik ki içimizden bir bürokratımız yok. Dedik ki kapısını çalacağımız bir siyasetçimiz yok. Ama ilk kez kendi içimizden bizim bir evladımız, bizim bir kardeşimiz, bizim topraklarımızın çocuğu Özgür Çelik Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na seçildi. Sayın Özgür Çelik'le birlikte Şerefiye Çevre Köyleri Derneği'nde birlikte Şerefiye'nin toplumsal ve sosyal birlikteliği adına mücadele ettik. Arkasından 1913 yılında yine Sayın Özgür Çelik'le birlikte Şerefiye Dernekler Federasyonu'nun kuruluşunu gerçekleştirdik. Özgür kardeşim, yolun açık olsun. Tüm Şerefiyeliler seninle gurur duyuyor. Sana daha nice nice başarılar diliyorum. Ve sevgili Şerefiyeliler, coğrafyamızda bir ilk gerçekleşti. 22 köy derneğini bünyesinde barındıran Şerefiye Çevre Köyleri Derneği'ndeki bir üye derneğimiz ilk kez bir kadın başkan seçti. Pazarbeyan Köyü Dernek Başkanı Sayın Enel Parlak. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyorum. Hep yanında olacağız, destek vereceğiz. Sana başarılar diliyorum. Bu anlamda ben Pazarbeyan Köylerine ve Pazarbeyan Köyü Derneği delegelerine böyle bir tercih yaptıkları için, tüm şerefimize örnek oldukları için kendilerine canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Ve inşallah Enel Parlak kardeşimizi veya diğer derneklerimizden gelen bayan kardeşlerimizi de Şerefiye Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu'nda görmek istiyoruz. Ve değerli konuklarımız, Federasyon Başkanımız Sayın Haydar Bektaş biraz önce ifade ettiler. 26 Kasım tarihinde federasyonumuzun olağan genel kurulu var. Ben Şerefiye Dernekler Federasyonu'nun 1991 yılında gönüllü federasyon olarak kurulduğu Şerefiye ve Çevre Köyleri Derneği'nden itibaren bugüne kadar yazılı olmayan ama teamüllere dayalı bir anayasasından bahsetmek istiyorum. Bugün dünya üzerindeki devletler içerisinde yazılı anayasası olmayan tek ülke İngiltere. 1915 tarihli Magna Carta'yla başlayan bir kurallar bütünü. Ama o günden bugüne kadar hiçbir İngiliz vatandaşı kalkıp itiraz etmemiştir. Yazılı değil ama bu kural niye vardır diye karşı çıkmamıştır. 1991 yılında kurulan Şerefiye ve Çevre Köyleri Derneği'nin bir tüzüğü var. Bugünkü anlamda anayasası diyebiliriz. Anayasada derneğin işleyişi ayrıntılı şekilde anlatılır. Ama orada yazılı olmayan Şerefiye toplumuna yakışır. Şerefiye'nin toplumsal ve sosyal birlikteliğini koruyucu, geliştirici bazı teamüller var. Kurucu başkanımız Hasan Paşa Kaya, arkasından Sayın Tahir Yılmaz, Sayın Nail Coşkun, Sayın Rıza Özata, hasbelkader 12 yıl boyunca ben ve son 4 yıldır da Sayın Haydar Bektaş. Yazılı olmayan teamüllerimiz şunlar. Özellikle bilmenizi istiyorum. Çünkü bizi biz yapan Şerefiye'nin, Şerefiye'deki toplumsal ve sosyal birlikteliğinin tüm Türkiye'ye örnek gösterildiği o teamüller ve o teamüllerin uygulanışı nasıl, ondan bahsetmek istiyorum. Şerefiye Çevre Köyleri Derneği'nde önce Şerefiye'nin sosyal dokusu. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, Boşnak, Çerkez, Bayburtlu, Mesudiyeli, Doğan Şarlı adeta küçük bir Türkiye. 1980'li yıllardan itibaren Türkiye'yi kana, ateşe, gözyaşına boğan
terör olaylarından hiç etkilenmeyen, toplumsal ve sosyal birlikteliğinden ödün vermeyen Şerefiye ve 22 köyü gerçekten de bu anlamda büyük bir mücadele vermiştir. Örnek teşkil etmiştir. Hatta 2006 yılında festivalimize katılan o zamanki Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdülhatif Şener protokol konuşmasında aynen şunu söylemiştir. Gerçek Türkiye'yi görmek isteyenler Şerefiye'ye gelsinler. İşte Abdülhatif Şener'e bu sözü söyleten sizlerdir. Şerefiye Çevre Köyleri Derneği'nde ve bugün Şerefiye Dernekler Federasyonu'nda yazılı olmayan tıpkı İngiltere'deki bir teamüllerimiz şunlar. Şerefiye Çevre Köyleri Derneği yönetim kurulu 9 kişiden oluşurdu. Bu 9 kişinin 4'ü Alevi kesiminden, 4'ü Sünni kesiminden, bir tanesi de Boşnak kesiminden oluşurdu. Yani Şerefiye'nin sosyal dokusu yönetim kurulunda temsil edilirdi. Biz 2003 yılında Şerefiye Dernekler Federasyonu'nu kurduğumuzda yönetim kurulu sayısını 11 kişiye çıkarttık. Orada yine bu sosyal dokuya uygun bir yönetim tarzı oluşturduk. 5 Alevi kesimden, 5 Sünni kesimden, bir tane de Boşnak kesiminden. Ve yönetim kurulunun görev dağılımına baktığımızda başkan, başkan vekili, 3 tane başkan yardımcısı, sekreter ve sayman. Başkan Sünni kesimdense başkan vekili Alevi kesimden. 3 tane başkan yardımcısından, biri Boşnak kesiminden, biri Alevi kesimden, bir tanesi Sünni kesimden. Sekreter sayman dağılımında biri Alevi kesimdense diğeri Sünni kesimden. Bunu bugüne kadar başarılı bir şekilde uyguladık ve tabandaki insanlarımıza fotoğrafa baktıklarında yönetim kurulunun temsilinde, yönetim kurulundaki görev dağılımındaki o hakkaniyete baktıklarında hiçbir itirazın olmadığını gördük. Ben 26 Kasım'daki, yanlış söylemiyorum değil mi başkanım? 26 Kasım'da yapılacak olan Şerefiye Dernekler Federasyonu'nun olağan genel kurulunda, yeni yönetim kurulunda bu geçmişten gelen değerlerimizin aynen uygulanmasını istiyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi 2004 yılı festival ağamız Sayın Adnan Savaşoğlu'nu selamlama konuşması için kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkan Yardımcılarım, Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Sayın Şerefiye Köyleri Dernek Başkanı, ilk önce Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlar, size saygılar sunarım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağacalar Belediyesi Sendika Koordinatörümüz Sayın Bahattin Albayrak Bey'i davet ediyorum. Herkese hayırlı sabahlar. Sayın Federasyon Başkanı, kıymetli yönetim kurulu üyeleri, kıymetli dernek başkanlarımız, ağalarımız, şerefli yetim çok saygıdeğer hanımefendileri ve efendileri. Öncelikle bu Türkiye açısından çok önemli olan bir günde, bir sabah birlikte olmaktan dolayı teşekkür olduğumu şahsım ve Bahçeli Belediye Başkanı Sayın Abdullah Özdemir adına sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hayırlısı. Bu güzel toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah biraz önce kıymetli başkanımızın bahsettiği şerefimizin bu sosyal dokusunun ilelebet böyle olması için, güzel sonuçlar doğurması açısından kıymetli olmasını, farklı bir değer üretmesini temenni ediyorum. Başkanımız bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi törenleri için şu anda Mahmut Bey Stadı'nda olduğundan dolayı aranızda bulunamamakta. Kendisini sizlere selamlarını, saygılarını ve hürmetlerini iletiyorum. Ben de Türk milletinin tarihsel yolculuğunda çok önemli bir dönemeci olan Cumhuriyet'in bu 100. yılının seneyi devriyesinin milletimiz açısından hayırlar getirmesini ve daha nice yüzyıllara taşınmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
Cumhuriyet'in biraz önce kıymetli başkanımızın bahsettiği çok önemli bir değer olduğunu ancak yaşadığımız şu günlerde daha iyi anlayabiliyoruz. Eğer bugün Orta Doğu gerçek anlamda bir cumhuriyet olsa idi, yani cumhuriyet aslında onlar da birçoğusu cumhuriyet olarak geçiyor. Ama gerçek anlamda cumhuriyet olsaydı emin olun bugün Gazze'de o çocuklar enkazların altında bağırmazdı, can vermezdi. Arap sokaklarında bugün herkes ayakta olurdu. Ama gerçek anlamda demokratik bir cumhuriyet olmadıklarından dolayı başlarındaki insanların şahsi, kişisel hesaplarından dolayı maalesef bugün Arap coğrafyası o çocukların paramparça olmasına göz yummaktı. Aslında tepki gösteriyorlar ama bunu kamuya açık alanlarda yapamıyorlar çünkü korkuyorlar, baskı rejimleri var. Bu onların demokratik bir ortamda yaşamadıklarından dolayı. O yüzden cumhuriyetin kendisi çok değerli ancak demokrasiyle taşlanırsa daha çok değer atfeder, daha çok değerli olur. O yüzden biz ne mutlu bize ki demokratik bir cumhuriyette yaşıyoruz. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Kıymetli şerefiyeliler, bazı şehirler vardır, toplumun tarihsel yolculuğunda köşe taşıdır, bir kavşak noktasıdır. İşte Sivas'ta bu Türk milletinin tarihi yolculuğunda en önemli noktalarından bir tanesi. Milletimizin fakr-ı zaruret içinde olduğu bir dönemde şartlar ne olursa olsun ilelebet özgür ve bağımsız yaşama iradesinin gösterildiği noktalardan bir tanesi Sivas'tır. Sivas'ın bu vakır duruşu, bu karşı duruşu milletimizin bağımsızlığının yolunu açmıştır. Dolayısıyla ne mutlu sizlere ki Sivaslısınız, ne mutlu bizlere ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız. Bir şey de söylemekten geçmeyeceğim. Biraz önce kıymetli dernek başkanımız hanımefendi, kendisini özgüveninden dolayı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Biz Bağcılar Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşu İletişim Merkezi olarak bizim temel misyonlarımızdan bir tanesi de Bağcılar'daki bütün STK'ların birer kadın kollarının olmasını tavsiye ediyoruz, telkin ediyoruz, istiyoruz, arzu ediyoruz. Ancak gördük ki Sayın Başkanımız kadın kolları başkanı olmaktan öte derneğin başkanı olmuş. Bu ayrıca takdire şayan. Kendisini kutluyorum, teşekkür ediyorum özgüveninden dolayı. Kendisini ve yönetimiyle bizim STK'da bir sabah programında bir kahvaltı ağırlamak istediğimizi özellikle belirtiyorum. Sayın Başkanımızın sizlere sevgi, saygı ve hürmetlerini sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Şimdi AK Parti STK'lardan sorumlu ilçe başkan yardımcısı Sayın Nihat Ademir'i kürsüye davet ediyorum. Evet, hayırlı sabahlar. Cumhuriyet Bayramımızın bu güzel gününde Cumhuriyet Bayramı'nı bir arada kutlamanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi tabii Arda adlı bir kardeşinizin Sivaslısınız. Önemli Aşık Veysel'in memleketinden Aşık Şenli'nin memleketine bir buluşma. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Can sağ iken bir karış toprak yurt vermeyiz düşmana diyen bir Aşık Şenlik'ten benim sadık yarım kara topraktır diyen bir Aşık Veysel'e çok güzel bir kültürün evlatlarıyız. O yüzden hepinizi tebrik ediyorum. Cumhuriyeti inşallah hep beraber daha ilerilere götürme adına güzel adım olarak telakki ediyorum. Fatih Başkanım tabi Erzurumlu. O da bir aşık evladı. Bizler de aşık evladıyız. Sazı ondan alıp bizim devam etmemiz aşıklık geleneğine uygun. İnşallah ona da riayet etmiştir. Çok güzel. Yine ben Emel Başkanım'ı tebrik ediyorum. Şahsında çalışmaları şöyle bir hikayeyle özetleyeyim. Bir hatip ders alıyor bir üstattan. Ben toplum karşısında nasıl konuşayım diye uzun uzadıya ders alıyor. Sınav vakti geliyor, bizim gibi kürsüye çıkıyor, konuşuyor. Kimseyi coşturamıyor. Hocası yanında bir ayak mesafesinde. Hocaya dönüyor, ne yapayım anlamında. Hoca diyor ki seni seviyorum de, sizi seviyorum de onlara de. Emel Başkanım sizi
diyerek aslında bütün alkışları aldı. Bizler sadece onun çırağı olalım inşallah. Bu anlamda da tebrik ediyorum. Sizin Şerefiye Dernekler Federasyonu adına da güzel bir seçim olmuş. İnşallah. Bu arada Haydar Bektaş Başkanıma geçmişten dolayı geçmişten devraldığı bir görev bayrağı devam edecek. Onun için başarılar diliyorum. Yine Ahmet Başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Ekibini tebrik ediyorum. Buradaki bütün dernek başkanlarımı, ağalarımızı, varsa muhtarlarımızı ve belediyemizi, temsilcilerimizi, diğer dernek başkanlarımızı ve yönetimlerini, genç kardeşlerimizi, hanımefendi kardeşlerimizi, ablalarımızı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İlçe başkanımızın da selamlarını iletmiş olarak sizlerle vedalaşıyorum. Teşekkür ederim. Hayrettin Bey şöyle söz almak istedi. Kendisine söz veriyorum. Sevgili dostlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Size Emel Başkanım, sizin aldığınız alkışı alamadık herhalde ama bekliyoruz yani alkışı. Bize bugünü armağan eden Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Sevgili Ahmet Turan Başkanım, sizlere de saygıyla selamlıyorum. Sevgili dostlar, nasip olursa benim zaten konuşma süremi kısıtlıyorlar nedense. Rahmetli Zeynel Ertaş'a söz hakkı vermeyin. O çok uzatır. Sayın Osman Sönmez'e söz hakkı vermeyin. O çok uzatır. Akıbetinde de çırakları Hayrettin Kaya'ya sakın söz hakkı vermeyin. O daha da uzatır. Sevgili dostlar, nasip olursa bir seçime gidiyoruz. Bu federasyon için Allah neyi hayırlı eylediyse, neyi hayırlı görüyorsa o şekilde yeni seçilecek insanları nasip eylesin. Nasip eylesin. Ben burada bir istişare kurulu, acilen bir istişare kurulu, federasyonumuzun noksanı olan bir istişare kurulu oluşmasından yanayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ama değinmeden geçemeyeceğim, Osman'ın da adeta bana hatırlattığı yeni gelecek olan federasyon yönetimine büyük bir görev düşüyor. Arkadaşlar, benim ismim orada olsun diye sakın seçilmeyin. Buraya gönül vermiş olan insanlar gelsin. Makamlardan güç alan değil, o seçildiği yere güç veren olarak gelsin. Eğer böyle olmayacaksa sakın o listelerde yer almayın. Daha öncesi de söyledim, bizim bir değerimiz var. Sülük Gölü. Daha öncesi de Zara Eğitim Vakfı'na da bu görevi vermiştik ama maalesef yerine getiremedi. Biz Şerefi olarak bizim elimizdeki bir kaynak Sülük Gölü Cumhuriyet Üniversitesi ile beraber bir sağlık kompleksine dönüştürürsek Şerefi'ye bir Şerefi'ye daha katarız. Geriye dönüşleri daha da hızlandırırız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu projeye asla inayet edin. Saygı ve desteklerim var. Hayrettin Bey, daha önceki bir toplantımızda Sülük Gölü ile açıklamada bulmuştum ben. Zara Belediye Başkanı Sayın Fatih Çelik Almanya'da bir firmayla, sağlık kuruluşuyla anlaşma yaptı. Bu Almanya'daki sağlık kuruluşu Sülük Gölü'nde güzel bir alternatif tıp dediğimiz bir sağlık tesisi kuracak. Bu işi Zara Belediye Başkanımız Fatih Çelik yürütüyor. Ama ben yine o konuşmamda söylemiştim. Şerefiye Dernekler Federasyonu'nda bu projenin paydaşlarından birisi olmalı diyorum. Zara Belediye Başkanımız Fatih Çelik yürütecek ama benim federasyonum da orada olacak. Benim Şerefiye'm de o projede par sahibi olacak. Olmazsa olmaz arkadaşlar. Saygılar, selamlar. Sayın Osman Bey, son noktayı sizden aldım. Efendim, öncelikle hayırlı günleriniz olsun. Gününüz kutlu olsun. 29 Ekim bayramınızı kutluyorum. Değerli başkan, belediye başkan yardımcılarım, çok değerli federasyon başkanım ve öncelikle ulusal başkanım,
Değerli hanımefendiler, tabii benim mikrofona sonunda direkt ve temenniyle gelmek, sayın beni demiş kim yaptı dersen Ekber Tursun yaptı. Şimdi sataşma derken Hayrettin Kaya Başkanımın da orada yeri var. Şimdi Şerefiye Dernekler Federasyonu'nun bugün buradaki bu güzelliğin oluşumu, geçmişteki yapmış olduğumuz çalışmaların sayın rahmetli Rahman'a kavuşan, çok değer verdiği kişilerden bir tanesi olan sayın Zeynel Ertaş, sayın Nail Coşkun, sayın Hayrettin Kaya, biz çok eleştirdik. Ne eleştirdik? Bugünkü konuştuğumuz konular, Şerefiye'de yapılan festivalde araçların sokakta kaldığını eleştirdik. Çayırda insanların yerde oturmasını eleştirdik. Tribünlerin yapılmasını eleştirdik. Lavabolarımızın daha büyük olmasını eleştirdik. Gelen misafirlerimizin rahat etmesini eleştirdik. Eleştire eleştire bugün o görmüş olduğunuz Sivas'ta hiçbir yerde olmayan o antik tiyatroyu size kazandırdı. Ondan dolayı ben hep hizmeti geçen gerek Abdullah Polat olsun, gerek Mustafa Sarıgül olsun, gerek Yusuf Büyük olsun, gerek ismini geçemeyeceğim. O Şerefiye Dernekler Federasyonu, Şerefiye Dernekler Birliği'nin yapmış olduğu o antik tiyatro dediğim benim Şerefiye Festivali'nin alanını bu değerlerimiz yaptı. Onun için biz hep ince 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 o gün o masanın etrafında konuştuk. Bugün o değerlerde en güzel şekilde orada festivalimizi yapıyoruz. Tabii insanlar bir olunca güçlü olur. Bir olunca bir noktaya gelir. Biz de Şerefi'yi benden önceki değerlerimiz anlattı. Benim anlatmam biraz tabii çok uzun olacak. Ama öncelikle seçilen başkanları tebrik ediyorum. Sayın hanımefendi Şerefiye'de bir ilkmiş herhalde Ahmet Hoca'ya sordum. Bir ağamız oldu ama ilk bayan olduğu için ben de tebrik ediyorum. Allah hayırlı eylesin. İnşallah başarılı olur. Ben de yıllardır bu mikrofonda konuşuyordum ama sizin gibi heyecanlandım. Bakayım alkış alabilecek miyim diye ikna alkış geldi. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, burası bizim büyük bir ailemiz. Bu ailenin içerisinde olduğumdan dolayı şahsınızı her zaman için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Sayın Mustafa Bektaş konuşmak istedi. Mustafa Bey'i bir şey davet ediyorum. Öncelikle kendimi takdim etmeden önce geç kaldığım için tüm huzurumdan özür diliyorum. Yok. Ben onu bıraktım abi. 3-4 senedir başkan 3-4 senedir ilk defa oldu. Ahmet Başkan'ın tanıktır. Öncelikle can dostlar. Hepinize Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Sebebi Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak ve burada demin Ahmet Başkanımın altını çizdiği konuya bir iki satır eklemek. Değerli dostlar, 100 yıl önce Cumhuriyet kurulmadan evvel Kuvayt cümlesine Başkan Mustafa Kemal Atatürk olarak bütün şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nı tamamlayıp Cumhuriyeti ilan etmeden önce şuradaki Hazırun'un dedeleri 22 tane bölücü ve gerici ayaklanmayı bastırdı. Sakarya Meydan Savaşı dünyada gelmiş geçmiş en büyük komutan meydan savaşıdır. Dolayısıyla bugün burada hep birlikte Kurtuluş Savaşı'ndaki dik duruşlarıyla demin Ahmet Başkanımın altını çizdiği Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, Boşnağı birliği içerisinde olan bütün dedelerimize Allah rahmet eylesin. Bu insanların çocukları olduğumuz için de ne mutlu bize. Bunlar geçmişte bugün var olmamızın temelleri. Peki, bugün bizim önümüzdeki görev ne? Demin Osman
kim söyledi? Sülüklü Gölü ile ilgili Hayrettin Bey. Hayrettin Başkanım bir konuya değindi. Ahmet Başkanım da tamamladı. Ama en güzel şey nedir biliyor musunuz? Deprem bölgesinde yaşıyorsak binayı temelinde sağlam kurmak. Burada söz alma talebimin esas nedeni de bu. Şimdi bakın, değerli dostlar, taşına suyuna değirmen dönmüyor. Jeopolitik olarak baktığımızda, fiziksel olarak baktığımızda, insan gücü olarak baktığımızda, dünyadaki sermaye gücüne baktığımızda, Şelepiye ilçe olmayı çoktan hak etmiş. Şelepiye ilçe olmayı çoktan hak etmiş. Dolayısıyla yeni seçilecek federasyon yönetimimizin önündeki en büyük görev bu olmalı. Şelepiye'yi nasıl federasyon yapabiliriz? Bir mali müşavir, pardon, Şelepiye'yi nasıl düzeltiyorum, ilçe yapabiliriz? Bir mali müşavir olarak önerimi söyleyeyim. Bir, ilk önce arsa üretmeliyiz. Yani il özel müdahale idaresine müracaat edip Şelepiye'de arsa sayısını çoğaltmalıyız. Çoğaltılan arsaları da çok yüksek bedeller koydurtmadan özellikle yurt dışında bulunan sermayedarlarımıza satmalıyız. Bunları satarken nüfuslarını getirmeleri ve 10 yıl boyunca da kaldırmamaları. Aynı şeyi İstanbul, İzmir, Ankara'daki yaşayan hemşerilerimiz için de getirmeliyiz. Böylece birinci aşamada arsayı çoğalttık, konut alanı yarattık, ikinci aşamada nüfusu taşıdık, üçüncü aşamada o arsaların üzerine yapılan inşaatlarla Şelepiye'de ciddi bir istihdam yaratabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'nın tekrar kutlu olmasını diliyorum. Bir defer olarak ben 60 yaşından sonra seçilme haklarımı kaldırdım. Bir de seçerim seçilmem. Aday değilim. Dolayısıyla bir defer olarak bu çalışmaya her türlü emeği, çabayı, katkıyı sunmaya da hazırım. Sağ olun, var olun. Konuşmacılarımız var yine. Sayın Sen Tursun Şahin'i konuşmalarını yapmak üzere bu süre davet ediyorum. Günaydınlar. Öncelikle hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Bugün dünyanın ses çıkarmadan izlediği İsrail ve Filistin durumunu acıyla kınıyorum. Dilerim daha fazla insan acı çekmeden son bulur. Şimdi kürsüye çıkma sebebim aslında şu, ben bugün çok büyük bir gurur içerisindeyim. Öncelikle gururum Şelepiye'li olmak. Bir kere gerçekten Şelepiye'li güzellik. Farklı çeşitlilikler var, farklı insanlar var. Dolayısıyla da kesinlikle tanıtmadım heyecandan, özür dilerim. Öncelikle Şelepiye'li olarak avukat Seher Tursun Şahin, pazar veren ben Ali Ekber Tursun'un kızıyım. Şerefiyeliyim. Şerefiye'den çıkmak istemediğim için de yan köyümden birine gelin gittim. Şerefiyeli olmak çok büyük gurur. Hiçbir zaman çevrem dışında birinden evlilik gibi bir hayalim yoktu. Kısmet de öyle oldu gerçekten. Hemen yan köyüme gittim. Bir avukat olarak da bugün kadın avukat olarak da görevimi yapıyor olmamın arkasında Mustafa Kemal Atatürk var. Ona da teşekkürü bir borç bilirim. Şimdi pazar gelen köy olmak da ayrı gurur verici. Sayın Emel Parlak Başkanı ve yönetimini tebrik ediyorum. Çok gururlandırdılar. 22 köyün içerisinden 90'lı yıllardan beri ilk defa bir kadın başkan ve yönetim çıkarıyor olmak hem güzel hem de gecikmiş bir kutlama bence. Keşke daha erkenden olabilseydi. Diğer köyleri de bu konuda inşallah örnek alırlar. Daha farklı kadın yüzler görürüz platformda. Asıl değinmek istediğim konu, ben daha önceki konuşmalarda da birkaç kere değinmiştim. Bir kere çok az genç yüzler görüyorum. Birkaç tane var. Biri de benim 27 yaşındayım. Yani 25'te geçirdik artık. 25 yaş öncesinin de platformlara, toplantılara, gecelere, kahvaltılara gelmesinde büyük önem görüyorum. Çünkü
Şerefiye'nin kalkınmasını, Şerefiye'nin gelişmesini istiyorsak bu ancak gençlerle olabilir. Çünkü gençlere kalacak bir nesil olacak, gençlere kalacak bir kent olacak. Dolayısıyla gençlerin ve kadınların daha çok bir arada olmasını, burada %50 kadın, %50 erkek görmeyi, %50 erkek, %50 kadının içerisinde %75 genç görmeyi çok istiyorum. Daha fazla uzatmayayım. Teşekkür ediyorum hepinize. Yeni seçilecek olan Haydar Bektaş'ın yönetiminde tebrik ediyorum başkanım. İnşallah yine hayırlı olur. Şerefi Dernekler Federasyonu'nun geçmiş bütün başkanlarının da emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Her şey hayırlısı olur, hayırlısı olur umarım. Teşekkür ederim. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Sayın Asım Keleş Bey'i davet ediyorum. Değerli dostlar, ben de sizin bir gurbetçiniz. 40 ile yakın Avrupa'dayım. Şerefiyeli olmaktan gurur duyuyorum. Başta Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Gerçekten Cumhuriyet'ten çok şey kutluyorum. Ben mikrofona uzak değilim ama sizin karşınızda heyecanlanırsam kusura bakmayın. Gerçekten eskiden şunu söylüyorlardı. Şerefiye bir mozaiktir diyorlardı. Hayır, Şerefiye bir ailedir. Artık bir aile olmayı gerçekten hak etmişiz ve öyleyiz yani. Şimdi iki tane konuşmayı önemsiyorum. Bir tane bir konuşmacı Hayrettin Bey'i önemsiyorum. Bir de müşaviri, mali müşavirimizi önemsiyorum. Niye önemsiyorum? Daha çok yapmalıyız. Çok yapmışlar. Huzurlarınızda emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada değerli hocam Ahmet Duran Altun'un gerçekten çok büyük emeği var. Bunun altını çiziyorum. Her zaman var, her yerde var. Bütün derneklerde var, bütün köyde var. Aynı zamanda Haydar öğretmenimin de aynı. Bizim derneklerimizin kuruluşlarında bütün yazmayı, çizmeyi yapmışlar. Çok büyük emekleri var. Huzurlarınızda herkese de Ahmet Hoca'ya ve Haydar Hoca'ya teşekkür ediyorum. Ama gerçekten çok şey yapabiliriz. Gerekirse ben de Avrupa'da görev almak istiyorum. Şerefiye'yi daha nerelere götüreceğiz? Geleceğe nasıl taşırız? Daha çok nasıl büyüyoruz? Nasıl ilçe oluruz? Bunu önemseyelim. Hepinize bu güzel günde, bu Cumhuriyet'in güzel gününde, bu pazarda, bu bağlantıda gerçekten herkes de çok güzel dinliyor. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Değerli dostlar, tekrar buradayım. Öncelikle bir unutkanlıktan dolayı özür diliyorum. Kayabaşı Derneğimizin tanıtımını yapmadık. Unutulmuş. Başkan değişmediği için gözümüzden kaçmış. Onlardan özür diliyoruz. Daha sonra Osman Bey'i anons etmedim konuşmamda. Ondan da özür diliyorum. Kayabaşı Dernek Başkanımız eğer tartışı kabul ederlerse selamlama konuşmasına davet edeceğim. Katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Böylesi bir günde, bir pazar gününde zaman ayırdınız. Bizleri onurlandırdınız. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizleri bugün bu salona ayıran, bu salonda bizleri konuk eden Bağcılar Belediye Başkanımıza, değerli başkanın yardımcıma, halkla ilişkiler çok müdürlüğüne, bütün elemanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız, bizimle berabersiniz, bu bize güç katıyor. Çok teşekkür ediyorum. Değerli halkıma tekrar çok teşekkür ediyorum. 26 Kasım'daki kongre için ben zaten açıklamamı yapmıştım. O kongrede de tekrar sizlerle buluşmak dileğiyle hepinize sevgi saygı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili izleyicilerimiz, tabii bugün Zara Şerefiye Dernekler Federasyonu'nun geleneksel bölge toplantısındaydık. Şerefiye Dernekler Federasyonu uzun yıllardır Dernekler Birliği'nden Dernekler Federasyonu'na kurulup sonra da konfederasyonluğa bağlı olan bir kurum. Tabii bu kurumun içerisinde de uzun yıllardır genelde beylerin dernek başkanlığı olduğu bir 22 köyümüzde de genel böyleydi. Ama geçen hafta gerçekleşen bir olay oldu. Onlardan bir tanesi de Şerefiye Pazarberen köyümüzde genel kurul yapıldı. Genel kurulda tek liste
seçiminde Sayın Emel Parlak hanımefendi başkanlığa seçildi. Kendisi bir bayan ve yönetiminde de bayanların olduğunu bugün öğrenmiş olduk. Öncelikle kendisine nedeni cesaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bu emek işi. Ama her zaman genelde bir atasözü vardır. Her başarılı beyin arkasında bir erkek vardır diye, kadın vardır diye. Şimdi Emel Hanım'ın da arkasında bir başarılı, benim çok değer verdiğim kardeşim, arkadaşım var. Ona da teşekkür ediyorum. Evet, ben kendim anlattım. Siz de hemen şöyle Pazarbelen seçimi ve Pazarbelen'i bir değerlendirelim Emel Hanım. Ben de Pazarbelen Köy Dernek Başkanlığı'na seçildim. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Hatta heyecanımı kürsüye çıkarken de söyledim, hani çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ben de elimden geleni yapacağım. Çevre köylere işte böyle örnek bir başkan olarak. Dernek başkanlığı düşün, eksik bir şey mi gördünüz? Dernek başkanlığına gelirken bir eksiklik mi vardı, yoksa bayanların olması gerektiğini mi, ya da bayanlar kendi aranızda şöyle bir şey mi değerlendirdiniz? Biraz da biz gelelim, beyler biraz başka işlerle ilgilensin gibi mi, öyle bir şey mi oldu ki? Sen herhalde tahmin ediyorum çalışan bir bayansın. Zaman da önemli burada. Şöyle, ben çalışıyorum, kendim çocuk bakıyorum. Çocuk gelişimini bitirdim dışarıda. Dışarıda çocuk gelişimini bitirdim. Şu an çocuk gelişim mezunu oldum. Çocuklara eğitim veriyorum ama çocuklara eğitim verirken yani benim eksikliğim, dedim ki büyüklerle de, hani gençlerimizle, çocuklarımızla, annelerimizle uğraşalım. Hani kadınlar da bir şeyler yapacağına inanıyorum kendimce. Ondan sonra hani şöyle seminerler yapalım, kermesler yapalım. Köyün adına, köyün kadınlarıyla beraber derneklerde toplanıp kadınlarımızın çok becerikli olduğunu düşündüm. Kadınların dokunacağı her şeyin çok güzel olacağını düşünüyorum. Diyorum ya, çok heyecanlıyım. Aslında o kadar çok anlatacak şeyler var ki. Halen heyecanlı mısın? Halen heyecanlıyım. Tabii ki. Halen hoca heyecanlıyım. Tabii bugün Emel Hanım'ı böyle değerlendireceğiz. Siz sevgili izleyicilerimize, gene bütün kürsü konuşmacılarımızın, hatiplerimizin söylemiş olduğu Pazarbelen Köyümüzün dernek başkanı Sayın Emel Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Nasip kısmet olursa bir dahaki röportajlarımızda size çok iyi, güzel projeleri anlatacağına inanıyorum. Ben hemen Emel Hanım'ın beyiyle bir değerlendirme yapak. Çünkü neticede bir ev içerisinde bazı şeyler paylaşılması gerekiyor. O paylaşımın içerisinde de kendinin vereceği destekler vardır. Biz bir dinleyelim. Evet. Emel şimdi başkanlığa adaylığını koyduğunda bana da söyledi, böyle başkan olayım mı, yapayım mı bu işe diye. Ben o zaman dedim ki hani sen her zaman girişimcisin. Şimdiye kadar evlendiğimiz günden beri zaten hep girişimci bir adaydı. Yani her şeye atılım, yani yapamayacağını düşünmediği şeye asla girmez. Ben de bu dedi derneğe başkan olayım dedi, seçilirsem eğer. Dedim ki ben de, yani sen bir cumhuriyet kadınısın. Tabii ki olacaksın. Atatürk'ün bize kadınlara verdiği seçme ve seçilme hakkını sen de kullanacaksın ki. 100. yılına dek gelmiş oldu tam da. Aynen. 100. Ve Emel, evlendiğimiz günden beri dediğim gibi biz kızlarımızı da öyle yetiştirdik. Kızların yapamayacağı, 2 tane kızımız var Allah bağışlarsa. Ve onların yapamayacağı hiçbir şey yok gibi düşünüyorum. Çünkü biz hep küçükten beri onları o şekilde yetiştirdik. O yüzden Emel de onların annesi olduğu için inşallah bu işte çok başarılı olacak. Biz de her zaman onun arkasındayız kızlarımızla beraber. O yüzden bugünkü heyecanını yenip daha sonrasında, aslında daha çok projeleri var ama hepsini söyleyemedi bugün. Projelerini faaliyete geçirdiğinde o zaman diyecekler ki evet, bayanlar da bunu yapabiliyormuş ve diğer köylere de gerçekten örnek olacaktır. Çok teşekkür ediyorum. O son dediğiniz gerçek, doğru. Diğer derneklerde bir örnekliği el alacak. Gerek yönetimine bayan almakla, gerekse başkanlığı bayana vermekle. Bu da güzel bir şekilde olmuş olacak. Kolay gelsin. Tebrik ediyorum. Sevgili izleyicilerimiz, öncelikle hayırlı günler diliyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramlarımızdan en güzel bayram olan 29 Ekim. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına Allah razı olsun ki bugünkü bu cumhuriyeti bize hediye etmişler. Yine bugün Sivas, Zara, Şerefiye Dernekler Federasyonumuzun geleneksel bölge toplantısındaydık. Bölge toplantımızda çok güzel bazı noktalara değinmiş olduk. Özellikle beni memnun eden noktalardan bir tanesi, çok güzel bir katılım vardı, kahvaltılı bir programdı ve hanımefendilerin değer kılıp da bu güzel anlamlı günde
Şerefiye Dernekler Federasyonu bölge toplantısında yalnız bırakmadığından dolayı teşekkür ediyorum. Öncelikle ben Sayın Başkan'a dönüyorum. O da bugün kırmızı beyaz. Evet, Sayın Başkanım tekrar bu klasikleşmiş artık bölge toplantısı. Tabii bölge toplantısı derken biz eskiden bölge toplantısını bir Anadolu, bir Avrupa yakasında yapardık. Genel şeyinde. Tabii bölge toplantının, her bölge toplantısının bir anlamı vardı. Sevgili izleyicilerimiz de bu noktada siz de biraz önceki kürsü konuşmanızda da anlattınız. Bir değerlendirecek olursak bölge toplantılarımız nelere daha da çok hasıl oluyor? Ya anlattığınız gibi bölge toplantılarımız tabii ki bazı çok önemli konular için yapılıyor. Biz bugün 2023 yılının son bölge toplantısını yaptık. Özellikle bugünün anlam ve önemi var. Cumhuriyetimizin 100. yılını bu insanlarla bir arada kutlamanın da bize verdiği bir rahatlık oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Gerek katılım olsun, özellikle bayanların katılımı çok yüksek düzeydeydi. Güzel bir toplantı yaptık. Biz bugün Cumhuriyet Bayramı'nın olması nedeniyle katılımımız biraz daha düştü sanki. Yoksa daha da fazla olabilirdi. Öncelikle Bağcılar Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Bize bu kahvaltı toplantıyı uygun gördüler. Onlar karşıladılar, sağ olsunlar. Katılan dernek başkanlarımıza, ağalarımıza, belediye personeline, federasyon yönetimindeki arkadaşlarımıza, size özellikle teşekkür ediyorum. Yani Şerefiye, biliyorsun, Şerefiye bir mozaik derler. Gerçekten de Şerefiye öyledir. Toplantısı da öyledir. Kahvaltı toplantısı da böyle geçer. Festival da böyle renkli geçer. Bu da bizi memnun ediyor. Dostlarımızla tanışmanın, dostlarımızla yeniden buluşmanın, yeni dernek yönetimleriyle tanışmanın da fırsatını bulmuş olduk. Yani memnunuz. İnşallah böyle gider. Başkan, bugün iki nokta vardı. Birincisi, gençlerin bir katılımı vardı. Bugün göze batan bir şekilde. İki, aileli bir katılım vardı. Üç, bugün burada tarihi belli ettiniz. Bir genel seçim, genel kurul seçimi var. Şimdi şöyle, genel kurula gerçekten artık aday olma şeyim yoktu. Size de daha önce belirtmiştim. Fakat tabandan gelen yoğun istek üzerine bir pandemi dönemi geçirdik. Bir şey yapamadık. Daha sonra bir yıl istediğimiz düzeyde bir toplantı, festival ve gece yaptık. Diğer yıl tekrar bu sefer de şeye yakalandık, 6 Şubat'taki deprem nedeniyle. O yıl tekrar gece yapamadık, doğru düzgün bir toplantı yapamadık. Festivalimizi gerçekleştirdik. Çok güzel bir de festival yaptık. Fakat bu festivalin finansmanını sağ olsunlar çevremizdeki iş adamlarında, değerli dostlarımızda, hali vakti olan insanlarımızın yaptığı bağışlarla yaptık. Ama üst düzey güzel bir festival yaptık. Memnun olduk ama arkadaşlarımız, alttan gelen delegelerimiz, yöremizin ileri gelen insanları, dost, bizi seven insanlar yeterli olmadı dediler. Bir dönem daha yapmanız lazım dediler. Biraz daha da bazı konularda elimiz güçlendi. Onu da kullanmak üzere bir dönem daha karar verdik. Şerefiye için olsun, işte federasyon için bazı projelerimiz var. Onları gerçekleştirebilirsek ne mutlu bize. Bütün amacımız buydu. Yoksa tekrar yönetime aday olma gibi bir hevesim yoktu. Artık kararımızı verdik. Hayırlısı 26 Kasım'da kongremizde buluşmak dileğiyle. Herkese sevgi, saygı sunuyorum. Size teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.